taraftaki kansel kullan, mesela Mendy oynayınca farklı oyun oynatıyor. He. Mende oynatınca Volker'ı da farklı oynatıyor. Veya Cancelo sağ bek oynarsa Mendy sol bek e yine farklı oynatıyor. Bu 3 4 Zinchenko farklı. Zinchenko da giriyor zincire tabii, bu arada. Tabii, Onu tabii. Kesinlikle. Yani. Aha. O zaten orta saha geldi. Evet. 10 numara geldi ya. Sahte tabii. Evet. Direkt ofansif orta saha oynadı Ukrayna Ateşmin evet. Ataşmin takımında. Benim izlediğim evet. Mesela, o bu ne ya bu dedim böyle. Neymiş bu çocuk bu, dedim. Ve yani. yenisi evet. falan dedim. Hakikaten öyle gole çok yakın bir oyuncuydu. Burada bambaşka bir oyuncuya ihtiyaçtan da hani mendine saklı Ama, ama Söyledikleriyle yaptıkları çok tutarlı Guardiola'nın, o yüzden ekstra hoşuma gidiyor. Yani bize şunu öğretti, savunma biçiminiz, hücum biçiminizi belirler. Evet bak, bir oraya vur lafını açan çok somut bir veri daha ekledik. İşte Cancelo'nun evet. kullanımı, Mendes sol oynarsa Cancelo'nun sağ bekte kullanımı, Kyle Walker'ın Cancelo sol bek gibi başlatılırsa kullanımı, hakikaten gerideki oyuncular bek geridekiler yani ve savunma evet. biçimi, hücum biçimi nasıl belirliyor? İşte çok pozisyon kaçırdılar. Yani Rahim Sterling. Evet. İnsan şunu düşünmen ne demiyor? Hakikaten Haaland'ı alırlarsa ne olur? İşte. Acaba evet. oyun akıcılığında biraz sıkıntı olur mu? Ya da Haaland bu kadar gömülen savunmalara karşı ne yapabilir? Ee... Dortmund'daki kar yapabilir mi? Dortmund'da bayağı çünkü boş alan bulup. Çünkü evet. Almanya'da Schalke dahi açık futbol Ama oynuyor. Ama şu var. E, Guardiola... Bir Ham maçı. Guardiola'nın oyun kurgusu zaten boş alan yaratmak üzerine. Evet. Yani kendisi, sen evet. rakibin vermese bile sen bir boş alanı yaratabiliyorsun. E yaratıyor evet. oluşturuyor. Bak mesela Bernardo Silva girdi ya. Ha. E, ve direkt hani o girişi var ya oyuna böyle. Hani sen orta sahaya bekliyordun değil mi? Evet öyle bekliyordum. Ben orta sahaya bekliyordum. Santrafor'a girdi. Evet. Mesela. Yapıyor çünkü bunu. Çünkü onlar da orta saha bekliyordu Tottenham'larda, da. Eveledi, geveledi, hayda. hücum presi bir kattı. Resmen alıyordu Silva daha ilk girer girmez. Ve bu arada atıyorum. kenarda da Aguero'lar, Jesus'lar falan var. Tabii yani böyle, onu söyleme şeyler. Senin, hadi böyle... Siz Gabriel Jesus'u de... görünce aklım hep sen geliyorsun yani. <laughs> var yani adamlar orada duruyorlar yani. Ve hayır ben anladım. Bu o da senin gibi düşünüyor. Guardiola da Gabriel Jesus'la ilgili Ilgaz Çınar gibi düşünmeye başladı yani. <gülüyor> yani. Communication. 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 Değil mi? Communication <laughs> <Kamilikasyon> ya. <laughs> tamam. Ama Sterling'de de aynısı var biliyorsun. Ama yani Sterling böyleydi. Sterling'i o seviyeye Guardiola çıkardı. E, yani Sterling'e taktığı çip de arıza meydana gelince düzeltemiyorsun da. Sterling yalnız şöyle valla Sterling... Black Mirror dizisindeki gibi abi adam yani. yani. son sezonda Markovic ile beraber kaçırdıkları bir gol var. Bana zaten bir çay takımın borçları var. <laughs> valla kayınvalide. <laughs> Büfe Aldın indirdim aşağıya. Abi yani bir çay bardağı değil birkaç tanesini kırdırdılar o pozisyonda. Hiç boşa kırmışım kendimi de bardakları da bak. Hah. o takımın adını anmıyorum. <laughs> Ama mecburen yorumlayacağız onu da tabii evet, yani. tabii. Profesyonel <gülüyor> yorumculuk <laughs> objektif. Ee, ben şöyle baktım maçla ilgili benim notum. Yani Guardiola'nın oyun planını görüntülerle anlatabileceğimiz bir oyun planı. Çünkü yani rakam verilerini alacağız ayrı bir şekilde görüntüyü dizeceğiz. Ee, Loris, Tottenham'ı maçta tutan adamdı. Onu söyleyeyim. Muazzam bir kaleci performansıydı. Evet, Alderweireld'te. Hatta iki tane o paralel gelen topları en çıkarttı. kaleci Loris ile evet. Onu söyleyelim. Ee, bunun dışında bir de maç sonu şeyi gördüm ben. Yani kazanınca ne yaparsın kutlarsın değil mi? Hayır e, ilk ay Foden'dı galiba. Hönkmin yanına geldiler. Hönkmin evet. son ağlıyordu ve teselli. Kevin de Bruyne de geldi. Ah Kevin de Bruyne de geldi. Ne Şimdi... kadar iyi çocuk. Hep söylüyorum. O görüntüyü gördüğümde de aklıma şeye geldi. Şimdi bu e, Amazon Prime'da dizis futbol diye bir seri var. Onun ikinci bölümü kadın futbolunu anlatıyor ve işte Amerika kadın futbolunda nasıl yükseldi. Gü Amerika ile Japonya'nın e, şeyi. Final maçı var. Japonya hiç inançsız çıkıyor. Oraya kadar gelmeleri bile bir şey. Ve Amerika kalitesi hep anlatıyor işte hop nasıl istediğini kupayı falan sen onu belgeselde görüyorsun zaten. Japonya kazanınca Amerika'da futbol oynayan Japon milli takımının kaptanı sava sevinmek yerine önceki de popu teselli ediyor. Ve diyor ki bu kupayı ne kadar kazanmayı istediğini biliyordum. Kusura bakma ben kazandım diyor. <laughs> o da diyor ki git eğlenmene bak. hani <laughs> Bu bir daha insanın ayağına gelebilecek bir şeydir. Yani kupa kazanıyorsun ve önce gidip teselli ediyorsun. Şimdi bu çok önemli. Bence şeyden çıkması da çok iyi oldu Guardiola'nın. Real Madrid, Barcelona. Çok kıyıcı, kırıcı Aa, evet. bir rekabet var. Yani şimdi orada oynayan Dani Alves İspanya İç Savaşı'nda bir akrabasını mı kaybetti? Hayır. Sergio Ramos zannetmiyorum. E Busquets mesela. O kadar kıyıcı ki bu kadar yakın arkadaş milli takımda. Pique ile Ramos. Evet. Yani zorunda bırakıyorlar ikisi de. O biri anti Real Madrid cephesi, öbürü Anti Barcelona Antir. cephesi lideri gibi davranmak zorunda kalıyor. Bu buradan çıkartınca Guardiola'yı önce Münih'e, sonra City'ye. Ya şimdi kendimizi kandırmayalım yani bak Real Madrid Barcelona finansal açıdan kardeşmiş. Bizi kandıranlar <laughs> kalleşmiş yani. Evet abi, neyin yani abi? Yıllarca Türkiye'de ne tartışmalar döndü. O diyor senin ki senin harika bir kesti. betimlemen vardı. Ne? Lan Figo için birbirinize girdiniz. Figo'nun başına hayır, attınız hayır, her evet. şey. Sonra Tabii. Figo'ya sahtekar diyorsunuz. Evet, ben Figo'yu savunuyorum artık yani. Hı. Zaten o zaman da bir şey demiyordum ki yani. Tutsaydın takımda. Evet. Vay efendim biz seni Katalan olmayan kaptan yaptık Popescu ile beraber. E tamam Popescu gitti. Popescu da gitti yani. Evet. Ne İyi oldu? ki geldi yani Türkiye. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Onun dışında abi sen de yenmedin. Figo'yu da beğenmeyip ne, ne yani abi? Hayır bu muydu ya hakikaten? Lan bu beraberlik kurmuşsunuz. Koyunlarına ne beslemişler? Seviyalar. Atletikler. Ya. Bak Süper Lig laneti. Atletico Madrid yakışır mı sana? Hani Cumhuriyetçiydin sen Real Madrid'e karşı? Hani Barcelona'ya karşı da milliyetçiydin? Hani? Yeşil dolar milliyetçiliği değil mi hocam? Tabii. Ee, Paranın rengi. Finansal totalitarizm ha. Bak finansal totalitarizm o lig. Başka bir şey değil yani. Totalitarizm sadece insan hakları konusunda da bir olmaz. Para konusunda da olur. Futbolun maksist kapitalizmi diyebiliriz biz ona. Bu süperlikçiler için. Yok yok. Bunlar <laughs> direkt. Bu daha da farklı. Gözü doymaz yani. bunlar. Monster monster hocam. Ben sana söyleyeyim yani. Gözü doymaz. Ağzı doymaz. Gözü de doymaz bunların. Bak doyuran doyuruyor. Şimdi şeye geçmek istiyorum izninle. Tabii. Newcastle United'ın Başarılı performans. Evet. Abi. Şimdi neymiş? İlk kere Merseyside'ın kırmızı formalı ekibi 22 tane şut atmış, 9'u kaleyi tutmuş, 13 kere ceza içinde topla buluşmuş. Güzel. Sonlarda böyle yorulursun, oyundan alırsın Thiago'yu falan filan ve böyle Newcastle United 3 kuruşa 5 köfte aldı. Bu arada en sevmediğim kulüp sahibi de hala Newcastle'ın. Onlar satacaklar, eşit. hala satamadılar değil mi? İşte, i̇şte Suudi Arabistan'daki adama satmaya çalışıyor. Boris Johnson değil Boris Johnson değil de İngiltere de yok diyorlar. Bu kadar da değil diyorlar. Ama bu kadar da değil diyorlar. Başka bir sermayeler lazım oraya yani. Ya ama işte o parayı başkası vermiyor. Eşli de pahalıya... Eşli kaç kere satacağım dedi. Bu eşli hep şey zaten o Şener Şener... Köyü satırım ha falan böyle yani anladın mı? Stada kendi firmasının adını verdi bilmem ne <laughs> falan. Hakikaten çok kötü. Yani en başarısız falan. Abi kaç kere düştü takım yani. Hocam. Abi Rafa Bentez olmasa şimdi hala Championship'te ha ha ben sana söyleyeyim, söyleyeyim. söyleyeyim. Aynen öyle. Aynen. Ben söyleyeyim. Bentez'i de kaçtı. Ve Bentez tuttu yani İstisli orada. İstiburusu da kaçırır ben Hı. sana söyleyeyim. Bunu söyle süper hoca değildir falan ama şurada Newcastle'ın son bak attı bir tane Vara takıldı. Doğru karar evet. Ama bir tane daha attı. Ey Mercy Side'ın kırmızı takımı sen bir kere en büyük gücünü kaybettin kardeşim. Bunlarla aynı masaya oturarak sen sen var ya. Acayip bir şeyin sen meşruiyetini kaybettin güzel kardeşim. Daha bu gollerden çok yiyeceksin kardeşim ya. Evet. E, Senin kar olurduk çay bardakları bilmem da şimdi gülüyorum. <gülüyor> ama yani kötü adam gülüşü değil. Ya o kadar belli ki yiyeceğin abi. Ben niye sinirleneyim ki artık? Evet. Peki, Peki sen şeyini kay kimliğini kaybettin abicim ya. Kimliğini kaybettim hükümsüzdür. Times gazetesine ilan ver. Öyle vardı ya Neden? bizim zamanımızda. Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür yani. Ya. Onunla dolaşırdık bir evet, daha. Abi gazete ilan verdim abi gazete <laughs> ilan verdim. Ne bu falan filan. Peki kırmızıların başlangıç planı için ne diyorsun? 4 forvet aynı anda. Evet. Yaptı daha önce de. Ee, iyi. Ama güzeldi. İzlemesi Böyle de, evet. Hoffenheim e, günlerine döndüren. Orta sahanın ortası e, gibi oynadı. Orta, orta sahanın yani. geldi iki tane derin evet. derine Salah ile Mane'nin falan böyle şeyler. Mane'ye o verdikleri kramponu kim verdi? onu hala bulmadınız. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki o kişiye bir şey yapmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Salah falan kendine oynuyor tamamen. Firmino'ya yazık, Thiago'ya yazık. Evet, ben bayağı. size söyleyeyim mi? Salah çok iyi golcü. Bir şey demiyorum ama maçtan sonra yapılan Liverpool'un net golcüsü yok. Yani net santrafor deseler anlayacağım da net golcüsü var. Kardeşim evet. Salah Rush'tan beri Raştan böyle daha skorer sağ ön oynaması, evet. sağ iç rağmen. Ee, onu santraforu. Bence hani madem madem bu kadar niyetiniz bozuk böyle parapul, artık ben öyle cimrilik istemiyorum. Öyle cepten akrep kal olmayacak. No pakıt Scorpion. Amerikalı sana söylüyorum. Alacaksın. <laughs> Santrafor falan alacaksın. Yeni kuşaktan tutanlar bunu istiyor. Bizim gibi değiller. En alacaksınız. Madem sen Perez'le Merez'le iş tutuyorsun. Alacağım Benzema'yı alacağım varsa onun fiyatını da adam alacak. Ronaldo'nun fiyatını da alacaksınız. Ee, özür dilerim. affetme. Kimse affetti falan yok. Benim fikrimde hiçbir önüm yok biliyorum ama geri kaybettiğiniz şey farkında değilsiniz yani. Senin hepsinden bir farkın vardı be. Ya da olduğu zaman diyorduk. Manchester United sen aradan kaçma. Sen de dahilsin. Sen daha dahilsin. Liverpool'dan daha dahilsin benim. Çünkü senin Alex Ferguson'ın var. Sen o adamla başardın. Sen emeğin safkan gücüyle Aberdeen'de başarmış adamı getirdin Manchester United'a. Oradan oraya sen o kas sistemi yıktın. Tahtan da indirdin Liverpool'u. Değerler manzumesi dediğimiz var ya, Türk futbolunda hep tartışıyoruz Bizimkiler bir şey değil, sizinkilerle. Millet o yüzden tutuyor sizi. Evrensel olarak. O dilini bilmiyor senin. Formanı alıyordu ama. Bunda etkisi yok mu? Ferguson'a sebep de alıyordu adam. Ferguson sizi meşhur yaptı. Adam doğru söylüyor Jeffrey. Ben söyleyeyim küme düşmüştü. Ve Manchester United Müzesi'nin girişinde de o küme düşen golü gösteriyor. City'den yiyorlar. Üstelik golü heykeli olan, Manchester eski efsane oyuncusu atıyor. Hani orada heykelde üçlü var ya, kutsal üçlü diye. George West, şey, Charlton ve işte İskoç Denis Love. Denis Love topuyla atıyor. United'ı ikinci Lig'e topuklayan gol diye. Heh. Heh. His Hisboro. Ölen insanlar falan. Gerçekten çok üzülüyorduk buna. Armayı koyuyorsun, armaya koyuyorsun. Sonra yaptığına bak ya. O his bu hiç maça gelemeyecekti zaten o sizin projelerde. Bari şey de yapın. Böyle dans gösterileri falan da olsun. Tribünler. Kala gecesi gibi olsun. Tabii tabii oğlum evet. şey olsun falan. Tabii Özel şey Gelsin, <laughs> şey gelsin. Tabii oğlum. Böyle <laughs> şey gelsin. <laughs> Ata oynuyor ya midyeci. Midyeci gelsin. Onları da almazsınız. Fakir fukara yemeği dersiniz ona da. Kabak ogreten satın ya şeylerde. O da pahalı değil. Pahalı bir şey söyle. Bir istakozlu sandviç ya Roykin. Ha öyle İstakoz sandviç, sandviç, çok masum ucuz bir şey kalıyor bunların menüsünde. Evet. Al futbolun lezzeti yok senin. <laughs> futbolun lezzeti yok. Kim üzüldü? Şampiyonluk gidemeyeceksin diye üzülen var mı ya? Tabi. Ha? Halbuki bileğinin hakkıyla gitme şeyine devam etsen gidecektin zaten. Bu yediğin iki gol. Öyle tesadüfi değil bunlar. Yiyorsun bir tane vara takılıyor bir tane daha yiyorsun. Ve bunların hepsi 90 artıda da oluyor. Yüzün ha, yani yok. Işte. Yüzün yok çünkü. Yüzün yok. İnsanlara bakmayan yüzün yok çünkü sen. Beter ol beter. Ve? Etero. West Ham. Ne evet. seviyorduk kardeşim. O yüzden bu kadar nefret ettik şu son olayda. Ve?